Eyvah canım benim. Kaç yaşındasın sen? 29 yaşındayım. Kaç? 29 yaşında. 29 yaşındasın. Evet. Biraz şöyle döndür kendini, kamera seni görsün. Güzel güzel genç kızlar seni bir görsün, fark etsin. Evet. Nereden geldin? İstanbul'dan mı? İstanbul'dan. Ne iş yapıyorsun Bayram? Güldaş çalışıyordum daha önce. Kesici takımı hallettim de işi bıraktım. Nerede çalışıyordun? Güldaş. Güldaş kesici takım aleti. Demir işlerine falan uğraşıyordum yani. Demir işi yani. Yaptığın evet. İş demir ha. Ha peki. İşten ayrıldım. 2 hafta sonra yine işe gireceğim. Haber bekliyorum tabii. Tekrardan işe gireceksin evet. Ama senin mesleğin demircilik. Aslı mesleğim eski mesleklerden park işi. Namlet parke. Parke evet. Ve de demircilik. Aferin evet. Sana. Ay... Ne sorayım ben şimdi Bayram'a? Evlenmiş ayrılmış mı daha önce? Hiç evlenmemiş, bekar mı? Çünkü ay çok daha gençsin. Ne zaman, hangi ara evlenmiş? Hiç evlenmemiş zaten. Hiç evlenmemiş, bekar hayır, bir. Hiç evet. Evlenmedim. Yalnız yaşıyormuşsun. Evet, yalnız yaşıyorum. Bekar evinde, kirada oturuyorum. Neden ailenle oturmuyorsun bu yaşta daha? Evli de değilsin. Ailemden biraz eski zamanlarda bir arada boşluk var. Ben gurbette yaşadığım için bayağı zaman, 15 sene falan oluyor. Ailem İstanbul'da mı yaşıyor? Hayır. Memlekette yaşıyor, Sakarya'da. Ha sen burada olduğun evet, için yalnız burada, oturuyorsun. Evet. Ailen İstanbul'da ailem olmadığı de... için yalnız evet. Oturuyorsun. Nasıl evinin kirasını falan ödeyebiliyor musun? Ödebiliyorum. Hiçbir sıkıntım yani. Sıkıntın yok. Yok. Hayır sıkıntı para yok. Para kazanıyorsun evet, yani. Evet kazanabiliyorum. Ekmeğimi taştan çıkarıyorum diyorsun tabii, tabii yani. Çıkartabilirim yani. Çıkartabilirsin. Evet. Peki nasıl bir kız istiyorsun sen Bayram? Düzgün, kapalı. Ha. Benden biraz uzun boylu olabilir. Kapalı mı istiyorsun? Evet, kapalı. Kapalı, düzgün, evet. Ondan uzun boylu. Ben de biraz uzun boylu olabilir. Sen dersin ki şimdi çalışmasın bana gelen kız kapalı diyorsan. Çalışmasa da çalışır. Çalışır. Tabii, çalışsın ha. Evet. Benden 1-2 yaş daha küçük olabilir. 2 yaş da büyük olabilir, fark etmez yani. Düzgün, alaylı. Peki. Daha önce hiç evlilik girişiminde bulundu. İlk defa mı? İlk hemen defa. Hayır dedi. İlk defa mı evlilik aklına geldi? Bizi görünce mi aklına hayır, geldi? Gideyim evet. Evleneyim mi dedi? Daha önce seyrettim sizi programında. Dün gece seyrettim. Dün bağlandım. Gece? Evet. Ha? Ya, aslında aklımda falan böyle bir bağlantı yoktu. Bir deneyeyim dedim. Şansıma işte çıktınız. Anladım ben. Hayır demesinden. Bir anda seyretti televizyonu. Evet. Ya gideyim bir de ben evleneyim dedi bu herhalde. Evet. Attı kendini buraya. Buraya atmanın sebebi... Bazı arkadaşlar soruyordu, niye evlenmiyorsun? Evlenme problemi çıkarsın dedi. Belki bulursun oradan dedi. He. Ben dedim, hiç şansımı denemedim ama şansını denemem lazım dediler. Doğru söylüyor. Tabii ki ben de hani bir deneyim dedim. İşte çıktım problemin karşınızdayım, ekrandayım şu anda. Belki seyreden oluyordur aileminlerden. Ailemin. Ailen mi? Evet. Ailen şimdi senin nerede yaşıyor? Sakarya Karasu'da yaşıyor. Sakarya Karasu'da Bayram'ı izliyor musunuz ailesi? Bakalım izleyen vardır belki. İnşallah izliyordur İnşallah. Senin ailen seni. Hay Allah'ım ya Rabbim. Peki çok enteresan böyle gördüm. Buyur Gül Hanım. Bayram Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi girgin hareketli bir gençsiniz. Çok. Şimdi çalıştığınız zaman evden işe işten eve geldin herhalde. Hiç bir kız arkadaşın olmadı mı? Hayır. Hiç olmadı. Hayır. Yani evlen iş arasında mekik dokuz evet. Gibi gittin geldin. Evet. Hiçbir arkadaş ön ayak olmadı mı? Şey, birisinden tanıştıralım, işte anlaşırsın, evlenirsin falan diye. Yok, öyle bir şey olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bence çok yoğun çalışıyorsun, o yüzden dolayı. Evet, çok yoğun çalışıyorum. Çünkü yaptığı iş gereği, bir de aynı zamanda balık burcusun. Evet. Balık burcu çok tez canlıdır, çok acelecidir ve çok işinde zamanı hep aşar, hep yüksek zaman kullanır. O yüzden çok yoğun çalışıyorsun galiba. Çok yoğun. Ben onun işime sardımdır. Olmuyor. Evet. Sosyal herhangi bir olgusu olduğunu zannetmiyorum. Ona... Beden dilde onu gösteriyor değil mi üstadım? Aynen öyle. Evet. Egemen şimdi bir telefon bağlantısı olduğunu söylüyor reji kulağıma. Bir telefonumuz varmış. Buyurun. Alo. Buyurun dinliyorum. İyi günler, iyi yayınlar Hülya'nın. Buyurun iyi yayınlar bize. Size de merhabalar. Sizin orada oturan adaylardan Filiz Hanım'a talibim. Filiz Hanım'a. Filiz. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel koca geldi, gel koca bekliyorduk, gel, gel. Al mikrofonunu da gel, kap mikrofonu gel. Bak diyordun ki kimse gelmiyor, bak gördün mü telefonla geldi. Peki isminizi alabilir miyiz? İsmim Yılmaz Tekin.
Yılmaz Tekin, nereden arıyorsunuz bizi? Gemlik Küçükkumlu. Gemlik. Evet. Gemlik Küçükkumlu. Küçükkumlu. Kumla. Evet. Evet. Buyurun. Niçin evet. beğendiniz Filiz Hanım'ı? Yeni mi fark ettiniz? Uzun zamandan beri neredeydiniz? Ben uzun zamandır takip ediyorum Filiz Hanım'ı. O kadar beğeniyorum ki şu ele şu an pembeleri giymiş bir bayana bu kadar pembe yakışır mı? O yüzden kendi duygularıma hakim olamayarak kendimi aramanın mecburiyetinde bulunuyorum. İnce giyerim ince pembe yakışır gence. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. İnsan bir hoş oluyor sevdiğini görünce. Oo sen yana ben yana. Oo sen yana ben yana. İkimizi koysunlar çıkarsınlar yan yana. İkimizi koysunlar çıkarsınlar yan yana. Şimdi hazır siz telefonun ucundayken ve biz sizi göremezken tesadüfen de bugün stüdyomuzda bir isim analistimiz varken Kemal Bey'e soralım bakalım sizin isminizle Filiz'in ismi arasında ne gibi bir uyum olabilir Kemal Bey? Evet. Tabii ki kardeşimizin ismini bir kez daha alırsam iyi olur. Yılmaz. 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 Şimdi Yılmaz biraz geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmayan birisi, kırılgan birisi. Sanatsal yetenekleri oldukça iyi. Hassas ve duygusal aynı zamanda. Akademik olarak da kendini geliştirmekten çok hoşlanan, pratik zekaya da sahip bir kişi. Filiz Hanım'a gelince son derece güvenilir, hassas ve duygusal, sanatsal konuda da kendisini bir hayli geliştiren ve kendisi de Z harfiyle bittiği için akademik anlamda o da kendini her zaman için geliştirmekten çok hoşlanan birisi. Onun için isim olarak da her ikisi de birbirine son derece uygun. Tamam, birinci sınavı geçtiniz. Filiz konuş bakalım ne söyleyeceksiniz? Merhaba Yılmaz Bey. Merhaba Filiz Hanım, nasılsınız? Nasıl? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de vallahi sizleri ekranda görünce daha iyi oldum. Şu anlar evliliği düşünmüyordum ama sizi görünce kalbimin ve hislerimin duygularına hakim olamayarak sizi aramak... Ay canın çıkmasın, senin şair misin, nesin sen? Hale bak. Benim ilham kaynağım Filiz Hanım oldu şu an. Ben teşekkürler. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ben İstanbul'da yaşıyordum, matbaacıydım. Ama emekli olunca Küçükkumlu, Gemlik Küçükkumlu'da şu an emlakçılık yapıyorum. Çok da güzel. Emlakçı iyidir ha. Evet. Emlakçılık yapıyor. Beldemiz çok güzeldir. Tatil beldesidir. Yani ben sizi gelin olarak aldığımda herhalde orayı çok iyi beğeneceksiniz tahmin ediyorum. İnşallah. Yaz kış tatilde hissedeceksiniz kendinizi. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. 55 yaşındayım. İki evlilik yaptım. Evliliklerim yani ilk eşimden 3 çocuğum var. İkinci eşimden yok. Ayrılığımız nasıl oldu diye sorarsanız. Geçimsizlik oldu. Yani geçimsizlik herhalde. Benim ne içkim var, ne sigaram var, yani belki bunlardan ne kumarım, bunlar öyle bir şey yok. Ama benim sigaram var. Efendim? Ben sigara içiyorum. Olsun. Ben de bir zamanlar içiyordum, bıraktım. Siz de herhalde benim yanımda bırakma niyetinde olabilirsiniz. Çünkü siz bilirsiniz, ben zorlamam Filiz Hanım. Programa geleceksiniz. Tabii geleceğim. Ama peki. Şu an 2-3 tane tapu vermem lazım. Çünkü benim müşterilerim... Paraları alacaksın, cebe koyacaksın, öyle geleceksin yani İstanbul'a yok, diyorsun. Para Allah'a şükür öyle bir maddi sıkıntımız yok. Yok. Güzel. Yani şimdi, ne zaman geleceksiniz Yılmaz arabam Bey? Arabam var, işte İstanbul'da iki evim var. Ne zaman geleceksin Yılmaz Bey? Sabırsızlıkla bekliyor burada. Her gün beni öldürüyor. Nerede kocalar, nerede kocalar? İnşallah. Hele şu an elimde olsa kuş olup oraya uçmak istiyorum ama. En kısa zamanda bekleriz o zaman. Tabii. Buyurun inşallah. Gelin. Sabırsızlıkla gelmek istiyorum yani. Bugün diyelim salı, pazartesi günü kısmetse niyetim var. Pazartesi günü sizi burada o zaman bekliyoruz. Olur mu? Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. İyi günler, teşekkür.
Teşekkürler. Hadi bakalım sen pazartesine kadar artık nerede yattığını, nerede kalktığını bilemeyeceksin. Hadi pazartesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Pazartesi bekliyoruz Yılmaz Bey'i. Bu arada gelelim bizim buradaki Bayram Bey'e. Bayram. Efendim. Ay Bayram sen beni öldüreceksin. Yok ölmez. Allah Teala'nın çok can verdikçe ölmezsin. Sağ kalırız inşallah. Allah diyor can verdikçe ölmezsin. Sağ kalırsın diyor. Oğlum ne işin var? Bu yaşta niye evlenmeye geldin sen? Herkes soruyor. Arkadaşlar soruyor yani. Niye evlenmiyorsun? Evlenme sen de ben evleneyim diyorsun. Aslında ne bekliyorsun sen evlilikten? Evlilik sence nasıl bir şey? Evlilik deyince aklına ne geliyor senin? Evlilik yani dilice kadarında birçok lafının arasında mukaddestir. Evlilik mukaddestir. Evet. Birçok lafın arasında evlilik mukaddestir. Mukaddestir. Sevgidir, saygıdır. Ha, başka? Aklıma hiçbir şey geldi yok yani. Pervin sor bakayım Bayram'a sorularını. Ezberi bitti galiba. Evet. İyi de kötü de diyemedi. Ezberi bitti. Ben pek iyi kötüyü göremedim yani. Evlilikte kötü olamaz. Evlilik kötü olamaz. İşte böyle bir şey. Evlilik kötü olamaz. O zaman üstünde bu pembe. Bayram şu an İstanbul'da başka bir akraban var mı yoksa sen yapayalnız mısın? Akrabam var. Var ama ben gidemiyorum çünkü yollar biraz uzak kaldığı için. Peki ailenle ne sıklıkta görüşüyorsun Bayram? Ailemle tarafından görüşebilirim yani cep tarafından görüşebiliyoruz yani. Yok yok mesela bayramlarda aileni ziyarete gider misin? Giderim tabii. Her bayram gidiyorsun. Her bayram olmasa da yine gidemeye çalışırım tabii. Yani iş elimde yani verdiği şey. Yani bayram dışında hafta sonları falan Sakarya'daydı aile hafta sonları falan gitmiyor musun? Hayır gidemem çünkü işim olduğu için. Yoğun olduğu için gidemem. Onlar gelmiyorlar sana evim ona varmış. Ona gelemez çünkü. Annem merak ediyor evini derlemeye toplamaya gelmiyor mu? Yemek yapmaya gelmiyor mu? Yok çok uzak olduğu için yollar biraz zaman aldığı için gelemezler. Ama ben gitmeye de gayret ederim ve hal hatıra sorarım. Peki yemeğini falan kendin yapabiliyor musun? Tabii. Her şeyini yapıyorsun. Her şey ütünü, çamaşır yıkama. Tabii. Hepsini yapıyorsun. Tabii. Evlendikten sonra da yapmayı devam etmeyi istiyor musun? Yoksa eşim mi yapar diyorsun tamamen? Eşim yardım ederim. Yardım edersin. Tabii ederim. Severim ben yani. Salatayı ben yaparım hiç olmazsa diyorsun. Eşim de yemeği yaparsın. Salata hususunda ben üzerinde profesörüm biraz daha. Bravo. Niye? Salatadan profesörsün tabii, sen. Salatada, makarnadan, her şeyden üstünde varım. Her şeyden almış. Değil, vallahi az bir şey değil bu. Bu vereceğim Gül Hanım. Buyurun Selçuk Bey sonra size vereceğim. Bayram Bey aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle bir şey. Bayram Bey'in söylediklerine ilaveten ben onun söylediği lafları buyurun perçinlemek istiyorum. Hani insanlar derler ya erkekler askere gitmeden olgunlaşmaz. Evet. Bir şey olmaz. Hani onu söyleyeceğim. Bence evlenmeyen erkekler hiç ileri gidemezler. Onu söyleyeyim. Çünkü evlilik iki insanın birleşmesi ve insan tek vücut olması. Tek insan hiçbir zaman bir şey yapamaz. Ben şunu benzetirim evliliğe. Hani bir insan kadın erkek falan değil. Onun sağ tarafını erkek yapalım, sol tarafını kadın yapalım. Şimdi bazıları diyecekler ki bayanlar neden sol taraf kadın niye sağ taraf değil? Çünkü erkekler daha güçlüdür fiziksel olarak. Ama kadınlar olarak, kadın olarak insanlar daha muhakemeli davranırlar. Yani evi yapan dişi kuştur derler ya. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim elim bir dolama çıkmıştı bir zamanlar. Tek elimden, yani tek elimi sol elim yoktu benim. Sol el hiçbir şey yaramaz diye düşünürsünüz. Evet. Sofrada oturun, bir yemek ekmeği kopartın bakalım. Tek elinden nasıl kopartıyorsun? Ya bir aygazı yakın, kibriti bir elinize atacaksınız ki sağlan yakacak. Bir çiviç yakın, sağ elden hiçbir şey yapamazsın. Sağ el tek başına hiçbir şeydir. Aynen ben de evlenmeyen erkekleri hiç ileri gidemezler, hiç. Sağ eli yok gibidir diyorsun. Yok gibidir, evet. Yoktur yani. Onun için söyleyeyim. Buyurun Gül Hanım. İleri gitmesi için. Şimdi yeni düzenlenen şeylere göre, kanunlara göre, yani belediyelerce hafta sonu bir kere çalışmak yasak. İnşaat olsun, işte park olsun, mahalle olsun düşeyemiyorsunuz. Şikayet ediliyor. Evet. Buna mütakip ailene gitmene bir engel değil bu. Çünkü Adapazarı şurası 2 saatlik bir yol. Ailenden bir problem mi yaşıyorsun? Ailemden problem yaşamıyorum. Benimle hiçbir ailemde problem yok. Ben sadece gurbette yaşadığım için fazlasıyla. İstanbul Adapazarı gurbet değil. Hayır, bir yol. Onu demesemedim. Ben aşağı yukarı 12 yaşından beri gurbetlerdeyim. Ve pek ailemle görüştüm.